Saruhanlı'da Nuriye ile Kemikli Dere arasında bağlantıyı sağlayan ve her yağmurda çamur deryasına dönen yaklaşık 6 kilometrelik yol, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından alt temel malzemesi çekilerek stabilize hale getirildi. Mahalleden taşımalı eğitim yapılması ve sağlık ocağının Nuriye'de olması nedeniyle gerçekleştirilen çalışmanın kendileri için önemini belirten Kemikli Dereliler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Ulaşım zordur işte. Bu yol bizim tehlikeli yani. Ama bu yol iyi oldu. Şu an Nuriye yolu bize iyi olacak. Vallahi memnun kaldık sadece. Bu yolu kullananlar anlar bunun değerini. Biz buradan devamlı gidip geliyoruz abi. Hatta şöyle bir şey oldu bizim. Bir tane genç arkadaşımız kaza yaptı öbür tarafta, diğer yolda. O yolda yapmalarının tek sebebi de bu yolun bozuk olmasıydı abi. Şimdi de nasıl öyle böyle değil. Hani bir tek ben değil, köy halkı olarak herkes memnun bundan. Hani herkes bu yolun olmasına çok sevindi. Bak şu giden arkadaş bile var git Manisa'ya Saruhanlı'ya gidiyordur. Çünkü bu yol tehlikeli olduğundan herkes, çoğu kişi bu yolu kullanıyor artık abi. Ondan Allah razı olsun. Yani bizi bu yolu yaptığı için biz çok teşekkür ediyoruz kendisine. Vallahi çok mükemmel bir şey dayım ya. Şimdi bu ulaşım bu. Öğrencilerimiz orada. Her şeyimiz o tarafta. Sağlık hocamız her şeyimiz orada. Bu ana yola çıkamıyoruz. Işık yok. Işık yok. Evet, orada ışıklanma var. Ana yol istediğimiz gibi aşağı Manisa'yı da gene kullanabileceğiz. İki tane genç öldü burada. Evet. Ana yolda. Sağlık hocamız orada. Ya bütün her şeyimiz Nuriye'de yani. Yani ne demek, dünyanın en güzel şeyi ya. Üçün hizmet geldi. Çok güzel bir şey. Sonra doktorumuz dahi dolaşıyordu. Şu anda direktmen kestirimden köyümüze gelir. Bir an önce görevini yapar döner. İkinci bir şekilde öğrencilerimiz rahatlıkla, korkusuz şekilde okullarına gidip gelir. Çünkü çocuk buradan çıktığı zaman her an bir şey olacakmış gibi hissediliyor. Şu anda o tehlike geçti. Yani çok güzel, memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Biliyorsun bizim okul 4'ten sonra taşıma. Taşıma olduğu için sorun asfaltla uğraşmak gerekiyordu. İki tane ışık geçmek zorunda çocuklar. O tehlikesi var. Sağlık ocağımız Nuriye'ye bağlı olduğu için Nuriye'ye gidip gelme sorunumuz. Çamurdu. Şimdi güzel oldu. Yolumuz şahit. Şimdi bir sorun yok. Çalışmadan memnunuz. Yapılan işlerden memnunuz. Sayın Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz buradan. Cengiz Başkanımıza da. Sağ olsun, razı olsun diyelim. Gerçekleştirilen çalışmanın mutluluğunu yaşayan mahalle sakinlerine bir müjde veren Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ise, mevsim şartları el verdiği takdirde önümüzdeki günlerde Kemiklidere ve Nuriye arasındaki bu yolda inşallah asfalt çalışmasına başlayacağız. Olumsuz hava koşulları yaşanması durumundaysa Kemiklidere ve Nuriye hattında önümüzdeki yıl asfalt çalışması gerçekleştireceğiz ifadelerinde bulundu.